Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ın Resulüne salat ve selam olsun. Çok değerli Manisa TV izleyicileri. Bir iftara doğru programda sizlerle beraberiz. Bugün yine çok kıymetli konuklarım var. Evet, her zaman olduğu gibi Ramazan ayı, Kur'an ayı olduğundan dolayı bugün programımızda yine Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlıyoruz. Bugün aramızda Derviş Ali Camii İmam Hatibi Yusuf Ege hocamız var. Hocam hoş geldiniz. Buyurun hocam, söz sizde. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yasdafi minel melâiketi rusulen ve minen nas. İnna Allaha semi'un basir. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfahum ve ila Allahi turca'ul umur. Ya eyyühellezine amenu rka'u وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ
وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. Bu güzel Kur'an tilavetinden dolayı Yusuf hocamıza teşekkür ediyoruz. Hocam ağzına sağlık. Evet değerli Manisa TV izleyicileri. Bugünkü programımızın konusu oruç, ruha şifa, bedene deva. Orucun maddi ve manevi faydaları hakkında konuşacağız. Bu konuyu çok kıymetli konuğum Manisa İl Vaizimiz Ahmet Göçer hocamla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim kıymetli hocam. Nasılsınız hocam? İyisin, Allah iyisinizdir. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Allah'a beden razı olsun. Hocam, oruç nedir? Ramazan nedir? Bizlere Ramazan önemi hakkında neler söylersiniz? Buyurun sen hocam. Evet, kıymetli hocam. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan manevi bir iklimdeyiz. Rabbimizin biz kullarına bahşettiği en değerli zaman dilimini idrak ediyoruz. Kur'an-ı Azimüşşan'a baktığımız zaman Rabbimiz Azze ve Celle, kıymetli hocam, biz insanları kendisine kulluk yapmamız için yaratmıştır. Dolayısıyla biz insanlar kulluğun gereği olarak, Rabbimize imanın bir gereği olarak 11 ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif'i doya doya yaşama gayretindeyiz. Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'da Bakara suresinde şöyle buyuruyor kıymetli hocam. Ramazan'ın ehemmiyetini anlamamız için. Şehr Ramazanellezî unzile fîhil Kur'ân hudel linnâsi ve beyinâtin minel hudâ vel furkân. Femen şeyde minkumuş şehra felyesumhu diyor. Biz bu ayetten anlıyoruz ki Ramazan ayı öyle bir aydır ki hidayetin rehberi olan, kılavuzu olan, hidayetin apaçık delillerini ihtiva eden, içeren, hak ve batılı birbirinden ayıran Kur'an'ın indiği aydır. Dolayısıyla biz kulların da Rabbimizin emrini anlayıp yaşayabilmemiz için kıymetli hocam, Kur'an-ı Azimüşşan'ı iyi okumamız lazım, iyi anlamamız lazım. Bu mevsimde Ramazan ayı içerisinde Leyla-i Kadir'de Kur'an-ı Azimüşşan nazil olmuştur. Bu açıdan Ramazan ayı çok kıymetlidir. Biz müminler için çok önemlidir. Ki Ramazan ayında bizlerin en çok okuduğu kitap Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Evet. Kıymetli hocam. Bir de Ramazan-ı Şerif'in kıymetini arttıran oruç ibadeti. Rabbimizin ayetin devamında dediği gibi sizden Ramazan'a kavuşan kimseler oruç tutsun. Evet. Bu ayın feyiz ve bereketini biz Rabbimize karşı oruç vazifesini yaparak da idrak ediyoruz kıymetli hocam. Şimdi değerli hocam şunu hatırlatmak isterim ben. Burada önemli olan konu ibadetlerimizi yaparken samimi olmak. Evet. İhlaslı olmak. Yine Kur'an-ı Azimüşşan'da Rabbimizin ifade ettiği gibi وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ. Hakikaten مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ çok önemlidir. Bir ibadeti yaptığımız zaman bu ibadette hasbi olmak, Allah samimi rızası. Olmak, Allah rızası için yapmak evet. çok önemlidir değerli hocam. Onun için biz Ramazan orucumuzu tutarken samimi olmaya gayret ederim değerli evet. hocam. Evet hocam, hocam oruç tutarken maddi olarak pek çok faydasını görüyoruz. Hocam bedenimize ve ruhumuza şifa olduğunu ayet-i kerime bize gösteriyor. Kur'an ayı, Ramazan ayı diyoruz. Kur'an'ı Allah Resulü kalbine indirdiği gibi biz de Müslüman olarak
hayatımıza değil mi hocam? İndirmemiz evet. lazım. Bu ayda, bu Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'e daha fazla hasbihal ediyoruz. Beraber okuyoruz. Hocam bu konuda bize ne aydınlatabilirsiniz bu konuda? Evet, kıymetli hocam, Ramazan'ın, oruç ayının evet. bize manevi kazanımları olduğu gibi maddi kazanımları da var. Evet hocam. Ruhumuza şifa olması dolayısıyla bu manevi kazanımlardan biraz bahsedelim kıymetli hocam. Buyurun hocam. Evvel itibariyle Ramazan ayı, oruç kıymetli hocam bizi kötülüklerden korur. Evet. Biz insanız Bilal hocam. İnsan olmanın gereği Rabbimiz bizi bu dünyada imtihan ediyor. Evet. Hem şeytan iblise görevler verilmiş. O insanları Allah'a ibadet eden insanları yoldan çıkarmak için büyük evet. vesveseler veriyor. Hem de bizde nefis var. Evet. Yani nefis de insanı kötülüğe sevk etmek için sürekli duygular veriyor. Evet. Dolayısıyla kıymetli hocam biz kötülüklerden arınmak için önce şeytanın yolundan gitmeyeceğiz. Evet. Ki Rabbimiz Kur'an-ı Azimuşşan'da öyle diyor. Ya eyyühellezine amenü la tettebi'u hutuvati şeytan. Evet. Ey iman edenler şeytanın adımlarını takip etmeyin diyor. Ve me yettebi'u hutuvati şeytani. Kim şeytanın adımlarını takip ederse, şeytanın peşinden giderse fe innehu ye'mur bil fahşai vel münker. Gerçekten şeytan fuhşiyatı ve kötülüğü emreder. Evet. Dolayısıyla biz Ramazan orucu sayesinde kıymetli hocam şeytanla büyük bir mücadeleye giriyoruz. Onun emrini dinlememek, onun yolundan gitmemek için Rabbimizin rızasına nail olup samimi, ihlaslı kul olmak için büyük gayrete giriyoruz. Evet. Bu bizler için büyük bir kazanımdır. Allah'ın inayet ve keremiyle. Diğer taraftan kıymetli hocam nefisle de büyük mücadeleye giriyoruz. Ki evet. nefsin özelliği yine Yusuf suresinde Rabbimizin ifade ettiği gibi Hazreti Yusuf da öyle diyor zaten. وَمَا اُبَرِّيُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَا مَارَةٌ بِالسُّٰئِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Nefis sürekli kötülüğü emreder. Evet. Rabbimin merhameti olmadıkça sürekli kötülüğü emreder diyor. Dolayısıyla kıymetli hocam Ramazan ayında orucumuzda biz şeytanın adımlarını takip etmeyerek evet. ve nefsimizin istek ve arzularına uymayarak Allah'ın rızasını kazanmaya gayret ediyoruz. Diğer önemli bir konu kıymetli hocam aynı bağlamda Efendimiz Aleyhisselam ifade ediyor zaten orucun kazanımlarını. Evet. Es-siyam cünnetün diyor Efendimiz. Oruç bir kalkandır. Kötülüklere evet. karşı bir kalkandır diyor. Dolayısıyla oruçtan insanda bu duygu var kıymetli hocam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisin devamında diyor ki size bir insan kötü söz söylerse evet. veya size sataşırsa felyekul şöyle deyin ona inni saimun ben oruçluyum deyin diyor. Evet. Yani dolayısıyla biz Allah'ın rızasını kazanacağımız bu ayda, bu Ramazan ayında kötülüklerden uzak durmak için o duyguyu içimizde barındırıyoruz. Niçin? Ramazan ayı hakikaten insanların manevi iklimi coşkulu yaşadığı bir mevsim hocam. Farkındalık var değil mi hocam? Farkındalık var. Bir de insanlarımızda hakikaten suç oranının çok azaldığı bir aydır evet. Ramazan ayı. Manevi bir atmosferin, iklimin olması. Yani her evde sahur yapılıyor, iftar yapılıyor. En çok Kur'an-ı Kerim'in okunduğu aydır Ramazan evet. ayı. Bu manevi feyizden dolayı biz insanlar günahlardan uzak durma gayretine de giriyoruz fıtraten evet hocam. Kıymetli hocam. Onun için bir insan hadis-i şerifte yine Efendimizin buyurduğu gibi oruç tutan insan kötü söz söylemez hocam. Söylememeye çalışması lazım. Evet. Bağırıp çağırmaması lazım. Efendimiz bunu ısrarla ifade ediyor. Kıymetli hocam. Hocam vesaire organlarımıza oruç tutmak lazım değil mi? Sadece tabii. midemize değil mi hocam? Dolayısıyla mesela gözümüzü haramdan korumamız lazım. Evet. Ki Nur suresinde Rabbimizin emridir bu yani. Erkek olsun kadın olsun gözlerinizi haramdan sakının. Namusunuzu, iffetinizi muhafaza edin diyor. Evet. Yani biz orucumuzu bütün bir bedenimizde hissederekten tutmamız lazım. Evet. Kıymetli hocam. Tabii lisanımıza da sahip çıkmamız lazım. Evet. Bilal hocam. İnsanı zaten felakete götüren şeylerin başında dil çok önemli. Dilin terbiye edilmesi lazım. Evet. Bir Müslüman güzel konuşmayı kendine ahlak edinmesi lazım.
Rabbimizin sevdiği hitabı söylemeye gayret etmesi lazım. Çirkin, kötü şeylerden Müslüman olarak bizler uzak durmamız lazım kıymetli hocam. Maddi kazanlar, manevi kazanların başında hocam Ramazan-ı Şerif bizi kötülüklerden arındırıyor. Evet hocam. Kıymetli hocam bize tevbe duygusu da verir Ramazan-ı Şerif. Evet hocam. Yani bu manevi iklimde biz hakikaten kendimizi muhasebe ediyoruz. Şöyle ömrümüzü bir neler yaptık neler yapmadık diye bir muhasebeye de giriyoruz hocam. Dolayısıyla bizde bir tövbe etme, Rabbimize karşı yalvarma, af dileme duygusu da Ramazan-ı Şerif'te hakikaten öne çıkıyor. Ki Kur'an-ı Azimüşşan'ın bize ısrarla söylediği şeydir hocam tövbe. Mesela ayet-i kerimede ya eyyühellezine amenu tübü ilallahi tövbeten nasuha diyor. Evet. Ey iman edenler nasuh tövbe ile tövbe ediniz diyor. Evet. Bilal hocam biz insanız. Hata ediyoruz. Evet. Hata etmeden dolayı kul olarak bizim tövbe etmemiz lazım. Ki her insan da hata edebilir. Evet. Efendimiz yine ifade ettiği gibi en hayırlı insan tövbe günahından dönen insandır tövbe ederek. Dolayısıyla nasuh tövbeyi biz hem aklımızda bu işi yanlış yaptığımızı, kötü bir durum olduğunu hem de kalbimizde hakikaten bu iş yanlış diyerek inanaraktan Rabbimize iltica edip tövbe ve niyazda bulunmamız lazım. Hocam tövbenin kabul olabilmesi için de tabii şartlar var. Bunların başında hocam pişman olmak. Yaptığın işten samim bir şekilde pişman olmak. Diğer taraftan hocam o günahı terk etmek. Evet. O günahı bir daha yapmamaya böyle sanki and içmek. Yani nasuh, öyle kararlı olmak. Nasuh kelimesi anlamı bir daha dönmemek üzere. Dönmemek üzere. Evet. Evet. Bir de hocam dediğiniz gibi o işlediğin günahı bir daha yapmama. O azim ve gayrette olmak. Evet. Tabii burada eğer biz bir insanın hakkına girdiysek, kul hakkına girdiysek kıymetli hocam, burada da bizim yapmamız gereken şey o hakkına girdiğimiz insandan helallik istemek. Evet. Yani diyelim ki bir malını gasp ettiysek o malını vererekten helalleşmek çok önemli. Hakkında dedikodu yaptıysak hakikaten kendisine bunları ifade edip hakkını helal et diye helalleşmek çok önemli. Dolayısıyla kul hakkına da riayet etmemiz lazım. Evet. Kıymetli hocam. Ramazan-ı Şerif'in manevi olarak bize kazandırdığı bir diğer husus hocam takva duygusu. Evet. Takva duygusu hakikaten ibadet ortamında insanlar olduğu zaman Rabbine karşı daha duyarlı oluyor. Evet. Ve hassasiyeti artıyor kıymetli hocam. Zaten Rabbimiz Azze ve Celle de Kur'an-ı Azimüşşan'da takvaya vurguyu çokça yapıyor. Ya eyyühellezine amenu takullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ey iman edenler hakkıyla Rabbinize karşı gelmekten sakının. Yani nasıl yaşanılması lazımsa Rabbimize karşı nasıl bir davranılması gerekiyorsa o şekle bürünün diyor. Evet, kendinize çeki düzen verin yani. Tabii kendinize bir çeki düzen verin. Bir de ancak Müslüman olarak ölün, vefat edin diyor. Hocam takva çok önemli. Yani biz bu dünyada geçeceğiz. Ebedi dünya değil burası. Burası fani dünya. Evet, biz ebedi dünyanın hazırlığını yapıyoruz biz burada. Dolayısıyla kıymetli hocam ebedi dünyanın hazırlığını yaptığımız için takvaya yani insan yapıp ettiklerine çok dikkat etmesi lazım. Rabbimizin razı olacağı amellere hasreten dikkat etmesi lazım. O tarafa yönlenmesi lazım. Ömür öyle veya böyle geçiyor hocam. Sonuçta insan geriye döndüğünde elhamdülillah güzel yaşadım diyorsa o insan kârdadır. Evet. Ama belli yaşa gelmişiz. Geriye dönüp baktığımızda keşke böyle yapsaydım, keşke şöyle yapsaydım diye hayıflanıyorsak hocam insana çok o zaman huzursuzluk veriyor. Evet. Onun için takva duygusuna biz ehemmiyet verelim. Ramazan-ı Şerif zaten bu duyguyu bize coşkulu bir şekilde yaşatıyor kıymetli hocam. Bunun için hocam bir fırsat aslında hocam değil mi? Oruç tutmak bu takva duygusuna en kesime yoldur hocam. Hani kendi evet. Nefsimi tezkiye için oruç tutmak bizim için Ramazan ayında bir vesiledir. Allah'ın bize sunmuş olduğu bir kolaylıktır değil mi hocam? Evet. Hocam ibadetlerimize dikkat ediyoruz. Elimizden geldiği kadar Kur'an okuyoruz, mukabele okuyoruz. Evet. Yani dilimiz, bedenimiz sürekli zikir halinde, ibadet halinde. Dolayısıyla Rabbimizin razı olduğu işleri yapıyoruz.
Böyle bir ortamda takva duygumuz hakikaten bizim gelişiyor ve bu duyguya yöneliş daha da artıyor. Evet. Bunun kadını kıymetini iyi bilmemiz lazım. Evet. Kıymetli hocam. Şimdi ben şunu ifade etmek isterim. Hazreti Ömer'in takva tanımı var. Übey bin Kâb diyor ki Hazreti Ömer'e radıyallahu anh'a takva nedir diyor. Sen hiç dikenli yollarda yürümedin mi diyor. Yürüdüm diyor. Ne yaptın diyor. Paçamı sıvadım diyor. Dikenlere basmamaya gayret ettim diyor. Evet. İşte takva budur diyor. Kıymetli hocam biz de insan olmanın gereği nefisten şeytandan bahsettik. İster istemez günaha yöneleceğimiz zaman o günaha girmemek için irademizi ortaya koyup o günahtan vazgeçmemiz lazım. Evet. İnsan böyle insanı kamil oluyor. Rabbimizin razı olduğu bir kul oluyor. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın da kıymetli hocam çok güzel bir takva tanımı var. Şöyle diyor takvayı tanımlarken el havfu minel celili diyor. Celil olan Allah'tan hakkıyla korkmaktır diyor. Sakınmaktır. Sakınmaktır diyor. Yani onun emirlerine karşı gelmemek için iradeni ortaya koymaktır diyor. Evet. Kıymetli hocam. Ve le amelü bit tenzili diyor. Kur'an-ı Kerim'in hükümleriyle amel etmektir diyor hocam. Evet. Bu önemli. Kur'an ki Ramazan ayında biz orucu Rabbimizin emrine ittibaen yapıyoruz ki Rabbimiz ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumussiyamu kema kutibe alellezine min qablikum leallekum tettekun diyor. Ey iman edenler sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi size de oruç farz kılındı. Leallekum tettekun umulur ki muttakilerden olursunuz. Umulur ki Allah'a karşı gelmekten korunursunuz, sakınırsınız diyor. Dolayısıyla hocam biz Rabbimizin emrine ittiba ediyoruz. Kur'an'ın hükümlerini yaşamaya gayret ediyoruz. Ve rıda bil galili diyor Hazreti Ali radıyallahu anh. Azla yetinmektir diyor. Kanaatkar olmaktır diyor hocam. Vel istidadu li yevmir rahili diyor. Göç günü için yani ahiret için hazırlık yapmaktır diyor. Evet, hocam. Dolayısıyla kıymetli hocam Ramazan-ı Şerif bize bu imkanı veriyor. Oruç mevsimi bu imkanı veriyor. Takva azlığını biz bolca heybemize doldurmak için gayret göstermemiz lazım. Kıymetli hocam bir diğer önemli konu hocam Ramazan-ı Şerif bizi nefis terbiyesine tabi tutuyor. Sabır, irade eğitimi değil mi hocam? Evet. Kıymetli hocam insan olmanın gereği nefsimiz bazen azabiliyor. Evet. Allah bu özelliği de vermiş bize. Ve nefsi ve ma sevvaha fa'alhamaha fujuraha ve takvaha kad aflaha men zekkaha ve kad khaba men dassaha. Rabbimizin emri budur hocam. Nefse ve nefsi şekillendirene, o nefse kötülük duygusunu ve iyilik duygusunu verene yemin olsun ki kad aflaha men zekkaha nefsini arındıran günahlardan arındıran kimse kurtulmuştur. Vakat hâbe men dessâhe nefsini kötülüğe sürükleyen, kötü işlerle meşgul eden kaybetmiştir diyor. Evet hocam. Kıymetli hocam, insan oruç tuttuğu zaman bu orucun vermiş olduğu yemeden, içmeden, cinsi münasebetten uzakta kalmadan dolayı hakikaten insanda şehevi duygular kırılıyor. Evet. Nefsani duygular kırılıyor hocam. Ve insan şehevi duygulardan, nefsani duygulardan arındığı zaman da hakikaten nefsini terbiye ediyor. Melek gibi değil mi hocam? Evet. Melekleşiyor bir adam. İnsan ruhaniyet bakımından hakikaten mükemmel oluyor. Huzurlu oluyor, dingin oluyor hocam. Evet. İç huzuru sağlıyor. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif'in, orucun verdiği bu güzellik vardır. Manevi güzellik vardır kıymetli hocam. Bir diğer önemli konu sizin ifade ettiğiniz gibi sabır ve irade eğitimi veriyor. Evet. Ramazan-ı Şerif oruç sabır ve irade eğitimi veriyor kıymetli hocam. Niye kıymetli hocam? Biz Allah'ın emrine ittiba ettiğimizden dolayı tabi olduğumuzdan dolayı helal olan yiyecekleri soframızda duruyor ama önümüzde ama ne yapıyoruz? Yemiyoruz. Evet. Yani içmiyoruz. Helal olan eşimizle Rabbimizin emrine tabi olmak için cinsi münasebette bulunmuyoruz. Dolayısıyla kıymetli hocam bize bir irade,
gücü veriyor. Oto kontrol değil mi hocam? Evet, kendimizi kontrol etme yetisi veriyor. Sabretme dirayeti gücü veriyor. Ve bu sabır eğitimi de bizim hayatta karşılaştığımız diğer meseleler konusunda da hakikaten bize rehberlik ediyor. İnsan sabırlı olduğu zaman, iradesine sahip olduğu zaman hocam, birçok musibete karşı dirençli oluyor. Evet. Ramazan'ın, orucun bu gibi insana manevi yönden kazandırdığı güzellikler vardır. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da kıymetli hocam, es-sabru diyaun der. Sabır ışıktır der. Evet. Yani bu sabır eğitiminden geçen mümin hayatında güzellikler elde etmeye gayret eder kıymetli hocam. Evet. Ramazan'ın manevi olarak bize kazandırdığı bir diğer konu hocam, muhasebe bilinci. Evet. Hakikaten bu çok önemli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kıymetli hocam, el keyyisü men dâne nefsehu ve amile lime ba'del mevti. Akıllı insan kendini hesaba çeken insandır. Evet. Muhasebeli yaşayan insandır. Ve ölümden sonrası için hazırlık yapan kimsedir. Ramazan-ı Şerif'te biz şunu soruyoruz sürekli kendimize. Ya Rabbi, bundan evvel şu hataları yaptım, şu günahları yaptım. Bu manevi iklimden iklimde olmadan dolayı içten içe pişmanlık duyuyoruz. Ve tövbe ediyoruz dediğimiz gibi. Derin bir muhasebeye giriyoruz. Ve sonra diyoruz ki bundan sonra yapmayacağım. Evet, söz ve Rabbimizin razı olduğu amelleri işleyeceğim diye büyük bir gayrete giriyoruz kıymetli hocam. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif'in bu güzelliğini de biz müminler fırsat bilerek hakikaten ömrümüzü muhasebeli geçirmeye gayret edeceğiz. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh'ın şu ifadesini kullanalım. Hasibu enfusekum kable en tuhasebu. Hesaba çekilmezden evvel kendiniz hesaba çekiniz diyor. Ve büyük gün için diyor güzel ameller işleyiniz diyor. Dünyada kendisini hesaba çeken kimse kıyamet günü hesabı hafif olur diyor. Kolay olur diyor. Onun için Ramazan'ın kazandırdığı bu güzelliği de, orucun kazandırdığı bu güzelliği de hocam, biz mümin olarak hayatımıza rehber edinmemiz lazım. Değerli hocam. Hocam vaktimiz azalıyor. Orucun sosyal faydalarını bahsedecek inşallah, toparlayalım konuyu. Evet. Kıymetli hocam, evet, manevi güzellikleri olduğu gibi orucun maddi güzellikleri de vardır. Bunlardan bir tanesi bedeni olarak bize büyük şifadır oruç kıymetli hocam. Sumu tesihhu diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Oruç tutunuz, sıhhat bulunuz diyor. Onun için sindirim sistemlerinin bir dinlenme zamanı oluyor kıymetli hocam. Çok yemenin getirdiği bazı rahatsızlıklar insanın bedeninde zuhur ediyor, ortaya çıkıyor. Onun için oruç ayı insan bedeninin istirahat ayıdır. Makine gibi değil mi hocam? Evet, istirahat ayıdır hocam. Birçok hastalığın da önüne geçme. Biz taam üzerine taam der eskiler, çok yapıyoruz. Yani çok yemek yiyoruz. Ve bu bizim bedenimize çok sıkıntı veriyor kıymetli hocam. Ramazan-ı Şerif nimetin kadrini, kıymetini de bildiriyor. Yani hakikaten önünde nimetler var ama Allah'ın emrine uyduğumuz için, tabi olduğumuz için o tatları alamıyoruz. Ve o mis gibi kokuyor kıymetli hocam. Ve insana şu fikri veriyor. Garip kuraba ne yapıyor? Fakir fukara. Fakir fukara ne yapıyor? Evet. Yani bunu düşünüyoruz. Ve ondan sonra yumuşak kalpli olma durumuna giriyoruz. Ve onları da aklımıza getirerek kıymetli hocam, bu fakir fukarayı, garip kurabayı görecek, işte zekatımızı veriyoruz, sadakayı fıtrımızı veriyoruz, infakta bulunuyoruz kıymetli hocam. Bizim insanımız da zekatlarını genelde hocam Ramazan ayını bekleyerekten hesaplarlar ve Efendimizin şu hadisini de biz aklımızdan çıkarmayalım kıymetli hocam. Kendisi komşusu aç iken kendisi tok yatan bizden değildir. Çok yani güzel bir hakikaten Ramazan'da bu aç insanların halini biz düşündüğümüzden dolayı onlara doğru bir yönelişimiz oluyor. Onların da ihtiyaçlarını görmek için büyük gayret gösteriyoruz. Ki yine Rabbimizin emrine ittibaen وَمَّا رَزِقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ diyor Rabbimiz. Bizim size verdiğimiz rızıklarını infak edin diyor. Dolayısıyla kıymetli hocam, maddi olarak da Ramazan-ı Şerif'in biz birçok bereketini yaşıyoruz. Rabbim razı olduğu, amellerinin kabul olduğu kullardan olmayı bizlere nasip eylesin.
Şu ayetle ben sohbetimizi bitireyim kıymetli buyurun hocam. Rabbimiz Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "Ya eyyetühen nefsül mutmainne, irci'i ila rabbiki râziyeten merziye, fedhuli fî ibâdî vedhuli cenneti." Ey huzura ermiş nefis, mutmain olmuş nefis, razı olarak, Rabbinden razı olarak ve Rabbinin de senden razı olarak olacağı bir şekilde dön. Kimin arasına? Kullarımın arasına dön, cennetime gir diyor Rabbimiz Azze ve Celle. Dolayısıyla Rabbim bu Ramazan-ı Şerif'te orucu ihlaslı tutarak razı olduğu kulların zümresine bizi ilhak etsin ve cennetiyle, cemaliyle bizleri müşerref eylesin değerli hocam. Sağ olun hocam. Hocam ağzına sağlık hocam. Allah razı olsun. Evet değerli Manisa TV izleyicileri, bir programın sonuna geldik. İnşallah bir dahaki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.